Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Bildirgesi 28 Nisan 2019. Çok partili demokratik yaşamımızın en adaletsiz, en kutuplaştırıcı ve iktidar gücünün sonuna kadar istism istismar edildiği bir seçimi 28 gün önce tamamladık. Milletimiz sandıkta sözünü söyledi, yaşadığı kentlerin belediye başkanlarını seçti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin seçim öncesinde gerçekleştirdiği Millet İttifakı'nı, seçmenler sandıkta geniş bir demokrasi ittifakına dönüştürdü. Belediye başkanlarımız mazbatalarını aldılar. Ancak 28 gün geçmesine rağmen seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi sürmektedir. Bu demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Ancak hukuk bir hakkın suistimalini korumaz. Ülkeyi 17 yıldır yönetenler, seçimle geldikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yaptıkları itirazlar ve açıklamaların hiçbir maddi gerçekliği yoktur. Bunlar esas olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kurulunu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası seçim mevzuatı ve içtihatıdır. Içtağı, Pusula şaşarsa bunun bedenini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. Yüksek Seçim Kurulu bunun vebalini taşıyamaz. Kurul baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır. Ülkemiz tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir hukuk krizine yol açılmamalıdır. Öte yandan Böylesine kritik bir dönemde ülkemizde puslu hava yaratmaya, suyu bulandırmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hafta önce yapılan linç girişimini Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi olarak milletimizin huzurunda lanetliyoruz. Bu müessif olay üzerinden bizi ve toplumumuzu terörize etmeye çalışanlara hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Linç girişimi hukuku devre dışı bırakmak isteyenlerin milletimize ve demokrasimize düzenlediği bir operasyondur. İktidarın bu suçu sıradanlaştırmaya, basit bir protesto gibi göstermeye çalışması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Yalanı hakikat gibi sunanlar linç girişimini makul ve mazur göstermeye meşrulaştırmaya çalışanlar bu linç girişiminin ortağıdırlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara Çubuk'ta yaşanan linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Bu gibi tertiplerle bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere bu partinin köklerinin Kuvayi Milliye'ye dayandığını ve genel başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin boynunda padişahın idam fermalıyla Kurtuluş Savaşımızı yöneten Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız. Kimse bize şehit cenazelerine gitmeyin demeye cüret edemez. Bizim askerle bizim askerlerimizin şehit edilmesini önleme görevini yerine getirmeyenlerden de şehitlerimize kelle diyen kendini bilmezlerden de alacağımız hiçbir tavsiye olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi terörle, teröriste asla yan yana getirilemez. Ama iktidarın bugüne kadar terörle, teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri onları her zaman ve her yerde takip edecektir. Milletimiz 31 Mart'ta sandıklarda bölücü ve kutuplaştırıcı dilin sahiplerine gereken dersi vermiştir. 2014 yılında başlayan toplumun tamamını temsil eden Gazi Meclisimizi etkisizleştirmeye Yönetimi tek bir kişiye devretme projesi toplumu hızla bölmüş ve kutuplaştırmıştır. Tek adam parti devletine rejim parti devleti rejimine geçilen 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz her alanda geriye gitmektedir. 24 Haziran'dan bu yana yaşadıklarımız hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, denge ve denetimi sağlayacak yeni bir mutabakata duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi